Hangi dernek üstadım? İlk Adım Engelli ve Kimsesizler Derneği. Ben Ordu'da gazeteciyim. Bu çalışmanızdan biraz bahseder misiniz? Çalışmalarımızdan bahsedelim. Bizim valilikten Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nden almış olduğumuz belgemiz var. Alo. Evet, buyurun, dinliyorum. Kapıdan satış yetki belgemiz var. Daha sonra derneğin kendi satış yetki belgeleri var. Bu derneğe gelir getirici faaliyetlerde bulunuyoruz. Bunun için nedir? Böyle kırtasiye ürünlerinin satışını yapıyoruz. Emniyetten de tabii ki çalıştığımız, mesela biz şu anda Kayseri Genel Merkezli Derneği. Mesela Ordu'ya gelirsek çalışmaya, Ordu Emniyetinden de bilgi veriyoruz. Orada da izin alıyoruz. Ondan sonra çalışmalarımızı, satışlarımızı yapıyoruz. Bu çalışmalarınızdan engellilere yaptığınız katkılara yönelik neler söylersiniz? Örnek verebilir misiniz? Onları İl Dernekler Müdürlüğü'ne bildiriyoruz. İl Dernekler Müdürlüğü'ne vermiş olduğumuz engelliler adına alınan sandalyeler vardır. Onlara yapılan yardımlar vardır. Ne kadardır mesela son bir ayda ne yapmışsınızdır engellilere örneğin? Sen şimdi bu sorular karşısında beni mi teftiş ediyorsun yoksa... Estağfurullah, hayır. Bir gazeteci refleksiyle bilgi almaya çalışıyorum. Eğer son bir ayına dediğin zaman olay değişiyor yani. Yani hayır. Son bir ayı, ilk bir ayı yok yani. Bu her fırsatta gelen talebe göre talepler değerlendiriliyor. Bunların raporları, tutanakları alınıyor. Bu tutanaklar doğrultusunda İl Dernekler Müdürlüğü kanalıyla bu yardımlar yapılıyor. Bu bağışlar yapılıyor. Bu ihtiyaç sahiplerine ihtiyaçları gideriliyor. Hayır, bizi ikna ederseniz kendi alanımızdan size destek oluruz buradaki yapacağınız çalışmalara. O anlamda söylüyorum. İsterseniz bizzat gelin. Eğer ilgi görmek istiyorsanız yani bize memnun oluruz, misafir ederiz. Gelin buyurun, Kayseri'de merkezde büromuz var, zaten bilinen bir derneğiz. Buraya geldiğinizde sizi ağırlarız, misafir ederiz. Daha detaylı bilgiyi gerekirse yerinde görerek bilgi edinebilirsiniz yani. İnşallah. 1500 lirada evet. Aylık vaat ediyorsunuz. Bu koşullarda fena 1500 lirada aylık vaat ediyorsunuz. Fena bir para değil. Yok. Çalışanlar ama. Evet. 1500 lira aylık ödemiyorum ben. O yanlış ilanı okumuşsunuz. Benim ilanımda o şekilde bir ilan yok. Prim usulü galiba. Tabii ki çalışanlar emeklerinin karşılığını alacaklar yani. Herkes yaptığı işin karşılığını alacaklar. Alacaktır yani. Kimse hayrına çalışmıyor yani. İllaki onların da evleri var, ocakları var. Sorumlu olduğu insanlar var. Bunlar da iş amaçlı geliyorlar, çalışıyorlar. Karşılığını da belli bir miktarından da payını alıyorlar yani. Ben kiminle görüştüm efendim? Benim ismim Eren. Engelli misiniz Eren Bey? Değilim. Yani bu işi yapmak için engelli olmak zorunda değilsin. Yani böyle bir şey yok. Dernek tüzüğünü açıp okursanız bir gazeteci olarak oradan da görebilirsiniz zaten. Böyle bir zorunluluk yoktur yani. Bu projede engelli çalıştırıyor musunuz? Efendim? Engelli çalıştırıyor musunuz bu projede? Engelli çalıştırıyoruz, evet.